Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. herkese merhabalar. Borsa Teknik programıyla bugün yeniden sizlerleyiz. Değerli hocamız Ahmet Mergen'i ağırlayacağız birazdan ama öncesinde fiyatlamalara bakacağız ve ardından teknik görünümü değerlendireceğiz. Çünkü Borsa İstanbul'da geçtiğimiz cumadan beri aslında net bir yükseliş vardı cumaya kadar. Cuma bozulan görüntüyle birlikte seyir bu net yükselişten birazcık daha volatil bir asa tabloya dönüşmüş oldu. An itibariyle Borsa İstanbul'da Düşüşlerin hakim olduğu aslında bir tablo var. Ee, hafta boyunca 3 günlük e, tablomuza baktığımızda. Yukarı yönlü hareketler gördük fakat yukarı yönlü hareketler sanki satış fırsatıymış gibi okundu. Şu an için işlemler 2409 puan seviyesinden geçiyor. Kısa vadeli ortalamaları kırdık. 5, 8, 13 gibi %0,35'lik düşüş hakim. Şu an 18,2 milyarlık işlem hacmi var Borsa İstanbul'da. Yurt dışı pozitif. ABD tarafına dün sert satışlar vardı fakat vadeliler Nasdaq öncülüğünde şu an pozitif seyrediyor. Biraz daha zaten Nasdaq'a bakacağız. DAX'a da bakacağız. Avrupa tarafına dönüp bakıyorum özellikle İngiltere öncülüğünde Avrupa'da da yükselişler var ama Borsa İstanbul'da baskının devam ettiğini görüyoruz. Hacimlerle devam edeceğim ama para giriş çıkış tabloma baktığımda şu saat itibariyle Bistüz Endeksi 22 milyon TL kadar ekside seyrediyor. Peki hacimlerde ilk sırada kim var? Tablo hiç değişmiyor yine Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Şu an Borsa İstanbul'da bis yüzde oluşan tüm hacmin yüzde on e, buçuğunu tek başına Türk Hava Yolları oluşturmuş durumda. Onu Kardemir D ve Ereğli Demir Çelik hisseleri takip ediyor. E ee, şöyle alt endekslere bakıyorum. Bankacılık, sanayi, holding ve ulaştırma gibi eee BIST'teki ağırlığı yüksek e, ulaştırma da dahil olmak üzere daha doğrusu BIST'teki ağırlığı yüksek endeksler negatif bir seyir içerisinde. Zaten çok az hisse senedi pozitif ayrışıyor şu an Borsa İstanbul'a göre. Kur tarafına geçtiğimizde kur tarafı 14.82 seviyesinde. Orada yukarı yönlü hareket görüyoruz. Yalnız bununla birlikte dolar endeksi de çok kuvvetli 102.5 seviyesinin üzerinde kıymetli metallerde baskı var. Paladyum burada pozitif ayrışıyor. Euro Türk Lirası 15.73, sepet kur 15.28 ve gram altın fiyatları ons altındaki düşüşle birlikte ki şu an 1894 dolara kadar geri çekildi. 903 liraya kadar geldi. Böylelikle gram altın fiyatları da Evet, borsa İstanbul'un görüntüsünü şimdi değerli hocamız Ahmet Mergen'le değerlendireceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, e, merhabalar. E, herkese artık e, iyi bir gün dileyeceğim ama şu anda pek öyle bir gelişme yok. Yurtdışı, aşağı yönde bir hareket. E, evet parlanda. hocam, yurtdışı iyi ama e, bugün de ya zaten yükselirken dışına bakmıyorduk da şu anda düşerken de bakmıyoruz aslında. <laughs> öyle bir durum oluştu. E, yani şimdi. E, geçen e, cuma yukarıya doğru e, tırmandı tırmandı evet e, 2400 geçildi 2562 görüldü yani e, uzun süredir yukarı yönde bir hareket oluşuyordu 1827'den beri o sarı renkli e, dörtgenden koptuktan sonra 2100'ün üzerinde yani kendisini e, mavi renkli 8 günlük ortalamanın üstüne de attı Kendisini zaten 2000'lerin orada attı da mavi renkli 8 günlük ortalamanın bile üstsel ortalamanın bile altına inmeden trend yukarı yönde gelişti. Ta ki 2562'lere gelene kadar. 2406 da gene bir cuma günüydü. Ya öyle hatırlıyorum. Yukarıya 17-18 bin puan. Ondan sonra eksi tarafta 18-20 bin puan. Yani milleti tokatlama için işte klasik hareketler, ters yüz olma günü. Burada da ortalamalardan giderek, 20 ve 50 günlük ortalamalardan giderek fazla ayrışmaya başlamıştı yukarı yönde. Elinde sonunda bu 2562 olmazsa 2750, 2800 oralardan bir yerden gene 2406'daki gibi bir tokat iyice belli. Yani her gün al yukarı, yukarıdan aç, yukarıdan aç, tekrar yukarı git, yukarıdan aç, tekrar yukarı git filan bu tabi bu güzel rüya devamlı sürdürülemiyor. Bir yerde rüyadan uyanmak lazım. Yani siyah renkli mum fiyatı endeksi mavi renkli 8 günlük ortalamanın altına indirdi. Orada ufak bir tepki hareketi oldu. Çünkü 20 günlük ortalamaya kadar sarktı. Ertesi gün Ertesi seans yani orada bir mum, çekiş mumu gibi bir şey gözüktü ama yani buradaki çekiş mumu uzun süren düşüşün sonunda olursa yukarı yönde bir şey ifade eder. Bir hareketlenme ifade eder. E, dün de maşallah gene siyah bir mumla yukarıda yukarılarda dolaşırken tekrar terse giderek e, kaç 65 miydi? 6500-7000 puan. E geldik şimdi 20 günlük ortalamaya. Bence 20 günlük ortalamanın altı artık kredili işlemlere, kredili yani alıma falan veda zamanı. Yani şimdiye kadar yukarı gidecek gidecek dedik. Ha, uzun vadeli gider mi? Uzun vadeli gidebilir kardeşim. Hala ümidimizi koruyoruz. Uzun vade yukarı olabilir. Zaten 20 günlük ortalamaya geldiği zaman da trend bitmiyor. Yani çıkış akımından düşüş akımına dönüşülmüyor. Böyle bir dönüş yok. Ama buradaki hareket yani bu sert satışlar sonrası endeks 20 günlükte tutundu tutundu. Ya yani tutunsa bile yukarı tarafta artık 2562'nin üstü biraz zor. Ben bir müddet dinlenme sürecine geçecek diye tahmin ediyorum. Hı, hı. İki tane toplantı var. Birisi Mayıs'ın üçünde. Ben Mayıs'ın 20'si zannediyordum da karıştırmışım. Haziran'ın 22'si o civarda ama Mayıs ayı hemen yakında. Yani ayın 3'ü ne? Bayram zaten o benim bildiğim. Ayın 2'si bayram, 3'ü bayram, 4'ü bayram. Bu arada da Fed geliyor. <laughs> yani e, onu da söylüyorum. Heyecana gerek yok. Haldır 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 hisse senetlerinde olmak zorunluluğu yok. Kimseyi zorlamıyoruz. İlla ise senetlerinde kalın. Ya 1800'den 2600'e gelmişin güzel kardeşim. 80 bin puan gelmiş eski rakamlarla. Yani az buz değil ki bu. Nerede yaşanıyor 80 bin puan? Kaç ayda geliyorsun? Topu topu geldiğine bakarsan 3 ay falan en fazla. Yani Ukrayna-Rusya savaşı ne zaman çıktıysa, kaç gün geçti, geçtiyse işte o kadar. Ukrayna savaşı, Rusya savaşı ile beraber 1827 o gün bugündür yukarı 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 yukarı. E çünkü çok aşağılarda kaldı endeks de onun için. Enflasyon da var maşallah. E o da gidiyor. Öyle olunca fiyatlar yukarı doğru kendisini attı. E, dolar bazında bakıyoruz. Bazıları işte dolar bazında bakılmaz edilmez falan. Vallahi yani. Arkadaşlar isteyen bakar, istemeyen bakmaz. Kimsenin kafasına silah doğrultup da dolar bazında grafiklere bakacaksınız diye kimse kimseyi zorlamıyor. İstersen euro bazında bakarsın, ister enflasyon bazında bakarsın, ister faiz bazında. Yani bir karşılaştırma yapacaksan, yapmayacaksan da yapmazsın. Bir sıkıntı yok. Yani benim görüşüm 20 günlük ortalamada bu endeksin kalamayacağı, nasıl zamanında yukarı yönde gideceğini anlatıyorsak, şu anda bence kısa vadede burası yani mail olarak, tandans olarak aşağı doğru gidecek gibi gözüküyor bana. 25 bin, yani 2562, 2562'nin üzerine çıkarsa, ha 2800 civarında Fibonacci hedefi var. Ama şöyle diyeyim, yani bir yerde bir hedef varsa, o hedefe hemen o çıkış sırasında illa orada çıkış sırasında gelmek şartı da yok. 2800'de belki iki ay sonra da gelebilir. Bu hedef orada duruyor. Ama bu çıkış sonunda illa 2800'e gelecek diye bir kural yok. Yani gerilerden bir yerden döner, 2250-2300'e iner ki görüntü 50 günlük ortalama oralarda. Bence kırmızı renkli 20 günlük ortalamayı delerse aşağı yönde 50 günlük ortalamaya gidecek demektir. Bir önceki grafikle bu konuşuyoruz. Yani 50 günlük ortalama delinirse aşağı yönde işte o zaman sıkıntı artar. O zaman yani işler hastala vista baby olur. Şu anki görüntü yani işte nasıl diyeyim yani mutlu günler uçağaç olsun vaziyeti. Evet. Ama 20 günlük ortalamanın altı sıkıntıyı arttırır. Büyük kağıtlarda satışlar var. Ve biraz kenara çekilmekte de yarar var gibi geliyor bana. Ha, kendiniz özel kağıtlarınız vardır. Orada iyi para kazanıyorsunuzdur. Trend yukarıdır. Ya ona bir şey diyemem. Endeksle alakalı kağıtlarda genelde konuşuyorum. Dolar bazında da bu sarı renkli TOBO ihtimali e, sol tarafı yaptık hadi diyelim e, orta taraf da tamam 12.500 dolarda ama dediğim gibi yani sağ tarafın dolması lazım sol tarafı gösterdim 5 ay falan sürdü yani 15.000 dolarla 17.900 18.000'e o 3.000 dolarlık alanda sol tarafta 5 aylık bir süreç var sonra aşağı çakılış var dolar 18.37'ye gidiyor diye Sonra bir toparlandı moparlandı işte tekrar e, dolar bir ara on buçuğu filan gördü. Oradan on yirmi altı mı neydi oradan bir gecede hop oradan fırladı tekrar on üç buçuklara yerleşti. Şimdi on dört yetmişlere filan yerleşti. Evet, yeşil renkli ve kırmızı renkli 20 ve 50 haftalık 50 hafta yeşil renkli. Onlar birbirlerine doğru yanaşıyorlar. E, sağ tarafta boş bir alan var yani şu yarım daireye baktığınız zaman. Orada da yani 3-4 ay gidişler, gelişler, inişler, çıkışlar, çalkantılı bir piyasa ve yaz ayları geçerse de şaşırmam. Onu söylüyorum. Yani Fed geliyor. 50 arttıracağım, 75 arttıracağım, fena yapacağım. Hepinizi döveceğim. E iyi. Dur bakalım ne olacak? Piyasalar nasıl reaksiyon veriyor? Piyasalar zaten verdi. ...DAX'lar, NASDAQ'lar falan uh -huh. filan ama... ...onların hepsi de yalnız FED'le... ...gitmiyor aşağıya. Bilhassa DAX Avrupa'da... ...Almanya, e, Ukrayna... ...Rusya Savaşı'nın etkisi. Öteki tarafta Çin... ...gövde gösterisinde... ...bana bak ha... ...tedarik zincirinizi bozarım, bozarım ayaklarında... ...elimanda gemiler bekliyor... ...ne o salgın varmış... E ...hani çözmüştünüz... ...hani bu işin ilacı vardı... Yani biz boşuna mı olduk bu şeyleri, aşıları? Aşılasaydınız herkesi kardeşim, bitse gitseydi. Hakikaten geçmişteki bilginlere büyük değer veriyorum yani. Oradaki şeylere, insanlara. O kadar. Yani teknolojinin olmadığı zamanlarda bir Madame Curie, işte çiçek aşısını bulan kimdi? hatırlamıyorum. Verem Koch'tu galiba. Yani bu aşıları bulan Türklerde var. Yani bunları bulan insanlar tek kalemlik aşıya hala vardır kolumda çiçek aşısı. İlkokulda mı ne yaptılar? Böyle çizdiler şeyle, toplu iğneyle bir çarpı atarlar suya sokup aşıya. O böyle yuvarlak bir içinde çarpı olan bir leke bırakır. O öyle yürür gider vücutta deri yukarıya doğru onu alır omuza kadar gider. Verem aşısı yaparlar. Eğer kırmızı biraz büyükse alan o derler sende bir kontak var. Evet omuzdan yaparlardı. E, tifo, tifüs, dizanteri, şu, bu, çocuk felci filan. Bunlar tek aşılı. Aslanlar gibi. Şimdi abonelik sistemine döndü. İkinci hatırlatma, üçüncü hatırlatma, sekizinci hatırlatma. Ya artık yeter. Zaten ihtiyarladık hatırlamak zorunda. Hani hatırlamada zorunluluk çekiyoruz artık. Zorluklar oluşuyor. Kaçıncı hatırlatma. Ama teknolojinin ilerlemesine rağmen hatırlatmalı aşılar var. 100 sene önce teknolojinin o devirde çok da aman aman olmadığı zamanlarda adamlar bu işi biliyor. Saygıyla hakikaten eğiliyorum önlerinde. İnsanlığa büyük hizmetler yapmışlar. Kim olursa olsun. Bu insanlara minnet borcunuz var. Hiç öyle şöyleydi, böyleydi, bilmem neydi falan demeyin arkadaşlar. Başka konulara girmek istemiyorum. Çünkü bir takım insanlar öyle konulara çekmeye çalışıyorlar. Ama hayatınızın büyük bir kısmını rahat içinde yaşadıysanız bu insanlara borçlusunuz. Yani 1970 senesinde başlayan, 74'tü galiba. Güney Afrikalı doktorun ilk kalp transplantasyonu hasta belki iki gün yaşadı. Bir tane daha denediler. 45 gün bile yaşadı. Ama sonrasında teknoloji mesela öyle noktalara geldi ki bugün dörtlü bypass o bu falan şey gibi yani e, bizim doktorlar da öyle aslanlar gibi Vallahi bravo yani hiç küçümsemeyin bizim doktorları da. Ha itiş kakış oluyor belki. Bazen hoşlanmıyor biliyorsunuz. Her an istediğiniz anda bir şeyler olmasını istiyoruz ama o işler öyle olmuyor. Tabii herkes duygusal takılıyor ama şiddete falan ı, -ı. Bizim doktorlar hakikaten can siparane çalıştı. Sağlık sektörü bu pandemide evet insanlar öldü belki ama dünyanın her tarafında öldü. Ya maskeden suratlarında neredeyse yaralar oluştu hepsinde ya. yani bir değer verin. Bizde her şey böyle çok kolay gözüküyor. Ha öyle mi? Ya iki çiziktiriyoruz oluyor bitiyor. Ha öyle mi? Ya onların mesleği zaten yapmak zorunda. Kimse bir şey yapmak zorunda değil hayatta arkadaşlar. Kendinizi bir halt zannetmeyin. Yani kimse bir şey yapmak zorunda değil sizin için. Allah Allah. Siz birileri için bir şeyler yapmak zorunda değilseniz, millet sizin için niye bir şeyler yapmak zorunda olsun ki? Allah Allah. Öyle bir konsept var millette. Tuhaf. Neyse gelelim buraya. Dax Neredeyiz burada? Hı, hı. Evet. Yani Dax'tan sonra endeksin haftalık, uzun vadeli TL bazında grafiğine de bakarız ama Bakarsın. Dax bu sarı renkli alanda, yatay bir alanda. Gitti geldi gitti geldi ama 14-600'ü 3'ü geçemedi. Savaşın da etkisiyle oradan sonra şimdi aşağıya doğru devriliyoruz. Yani ortalamaların altında dünkü mum pek de iyi bir mum değil. Ha Bugün belki yukarı yönde tepki gelebilir ama burası bu 50 birimlik ortalamanın üstüne çıkamadığı sürece maalesef aşağı yönde sürüklenmeye mahkum. 13-570 veya ya bir de DAX'ta boşlukları kapama gibi bir huy vardır yani. Boşlukları mutlaka kapamadan rahat etmez. Onun için şurada 13.000'in biraz üzerinde sol tarafta bir boşluk var. Korkum orası. İlerleyen günlerde orası kapanır mı diye. Belli olmaz. İşler kötüye giderse kapanabilir de. Ama şu anda işlerin yukarı yönde olumlu bir şekilde dünyada da gitmesi için yani o kadar da aman aman sebepler yok. Bence biraz dünyada bir toparlanma, bir dengelenme süreci geçecek. Hiç olmazsa bu yaz geçecek diye düşünüyorum. Ne zaman şu pandemiden kurtuluruz? Eğer yenisini çıkartmazlarsa, yani başka yerlerde inşallah çıkartmazlar yeter. O zaman belki dünya biraz daha toparlanabilir. Bir plan dönüyor ama tam vakıf olamadım bu plana. Fakat yani bizim kuzeyimizde bir iş var. Bu arada <laughs> İsveç ve Finlandiya'nın da NATO'ya girme teşebbüsü var galiba. Öyle haberler geldi. Dün müydü ne gördüm. Yani orası da sıkıntı olabilir. Çünkü Rusya onu da pek istiyor, istemiyor. Ay, ay. Ben de o kadar silah olacak, nükleer bilmem ne falan. Allah isterse her tarafımı sarsınlar. Hiç kimseden korkum olmaz. Bizim zaten korkumuz yok ya bu halimizle bile. Ne olabilir ya? Yani gelirsiniz en fazla. Yani kalan sağlar bizimdir. Kimseden de korkumuz morkumuz yok Allah'a şükür. Yani e, öteki tarafta Çin denizinde bir karamboldur gidiyor. Bir çember hareketi var. Çin orada ciyaklıyor, vız vız yapıyor. Yani yaz ayları biraz böyle heyecanlı sanki yani biraz e, sıkıntılı. Yani tamamen hasta la vista baby demek istemiyorum ama 20 günlük ortalamanın altında ben endeksten sıtkım biraz sıyrılabilir. Bana bir süreliğine eyvallah diyebilirim. Burada da DAX aşağı gidiyor. Evet bir sonraki herhalde Nasdaq mı? Nasdaq var hocam. Ha, ha, bakalım mı? Reklama Bakalım geçelim. oraya Hı -hı. da. Şimdi tepede ikili tepe oldu. Yani orası çanak gibi görünür. İşte çanağın tehlikesi de budur. Tepelerde böyle çanak gibi yapar. Ondan sonra o çanak kırılırsa aşağı yönde ikili tepeye döner. E ikili tepe olup olmayacağını nereden biliyoruz? Çanak diye giriyoruz ikili tepeye dönüyor. Abicim öyle. İki tepe arasındaki dibin altına gittiği anda adios amigos. See you later alligator. Yani daha sonra görüşmek üzere bize eyvallah diyorsun. Maalesef böyle bu işler. 4 saatlik grafikte ikili tepe yeşil renkli alanın içinde. Sonra ne oldu? Sarı renkli alanın içinde bir tekrar tobo çalışması gibi bir çanak oluşuyor. Ama 14.300 geçilemedi ki. 4 tane tepe yaptı orada. E -e. Oradan sonra devrildi. Ortalamaların üstüne çıkamadı. Evet. Sağ tarafta 9 geçildiği anda aşağı tarafta çanak Kendisini katlayamadı. Tamamladı ama katlayamadı. Yukarı yönde harekete geçemedi. Ortalamaların üzerine çıkamadı. Aşağıya doğru bir anda saldı kendisini. 12.944'te dip var. Yok orada da durmadı. Gelen haberlerle aşağı yönde. E tabi dolar endeksi 102'ye çıktı falan filan derken burası da yukarı gidiyor. Yani dolar endeksi eskaza Allah muhafaza 125'e giderse çok kısa sürede yani ortalık ne olur bilemeyeceğim. Onun için diyorum bir Fed'in hareketini bir görün. Yani 50, 100, 50, 75 baz puan neyse bir arttırsa arttırsın da bir piyasalara bakalım. Fazla bir reaksiyon yoksa eyvallah gene bir strateji çizeriz. Ama işler kötüye giderse kenara bırakın binmeyin o trene o zaman köprüden aşağı gideriz. Burada da şimdi 20 birimlik 4 saatlik grafik. 20 birimlik ortalamanın altından kalkamıyor. Ya bir tepki verdi 13 binine doğru, üzerine doğru ama ya trend yukarı gel, yukarıdan aşağı doğru sarkıyor yani. E, Hocam tak? bir şey sorabilir miyim? Biz de e, sabah konuştuk Tunç Atıroğlu'yla, sonrasında işte sevgili Atakan Kaplan'la da aynı şey konuştuk ama Nazlak'ta burada peki bir ikili dip çalışması olabilir mi? Bu ikinci e, hareketle düşüşle birlikte. Yoksa iş işten geçti. Yani e, o iş o iş için e, yani oraya kadar geldi ama o iş için de o kadar hemen hemen kesin gaza gelmeyelim diyorsunuz yap. değil mi? Çok muhteşem bir rally yaptı ama. Yani Tabii. Nasdaq'lar, Dax'lar falan bu pandemiden o kadar iyi yararlandılar ki inanılmaz. Yani böyle rally pandeminin olmadığı yıllarda falan böyle bir rally gözükmedi. Yani yaşanmadı yani. Dar Jones da öyle. Çok kısa sürede ikiye falan katladı. Böyle bir şey yok. 2'ye yani katladığı rakamlar da yani 2500'den 5000'e gitmiyor. 18000'den 36000'e gidiyor. Burası da öyle. Nerelerden geldi? 4000 rakamlarda değil miydi bunlar ya? Tabii. Yani muhteşem ralliler oldu. Ta Endib'e gelip oradan bir Fibonacci çizmek lazım. Bakalım Fibonacci'nin Yüzde %38'i 50'si, %62'si nerelere geliyor? Buradan zıplayabilir tabii 12 944 dip mip. Burada bir çalışma olabilir. Ama bunun kısa vadeli olarak hakikaten yukarı yönde hareketi tetiklemesi için o 13 583 ve yeşil renkli ortalamanın üstüne çıktığını görmek lazım. Burada yukarı oraya doğru gidebilir sonra bir sağa bir daha yıkılabilir. Hı, hı. Üstteki sarı alan gibi bir TOBA çalışması daha olabilir belki ufak ama 13.583'ün üzerine gidemeyip bir daha devrilirse 12.800'lerin altına bir aynı yukarıdaki sarı çanağın kırılması gibi bir daha kırılırsa aşağı o zaman 12.000'de de durmaz bu. Oraya da o şekilde bakmak lazım. Evet tekrar haftalık endeks grafiğine bakarsanız gelir getirirsek TL bazında Tamam hocam gidelim. TL bazında Borsa İstanbul'un haftalık grafiğine gidiyoruz şimdi. Buyurunuz hocam. Hedef evet. Fibonacci hedefi noktalı eğri orada da. Şimdi şöyle bakalım grafiğe. Trend. Trend yukarı gidiyor. Orada şüphe yok. Ama bakıldığında 2406 evet 1726 o harekete bakalım. Kırmızı renkli ortalama nerede? 2406 nerede? uçtu gitti. Uçamaz. Şiirin çağırıyor ya Ferhat'ı. Nereye Ferhat? Nereye gidiyorsun beni bırakıp diyor. Aa bir dakika diyor. Şiirin seni unuttum diyor. Tek başımayım zannettim diyor. Hop aşağıya. Bu arada Şiirin de ona doğru koşuyor. E buluştular 2000 civarında. 1800'den bir daha bir ralli. 2562. 2560'daki fiyatla kırmızı renkli ortalama arasındaki farka bir bakın. Gene fark açıldı. 20 haftalık ortalamaya geri çekilse 20 hafta çarpı 5 100 günlük ortalamaya da 20 haftalık ortalamaya çekilse endeks 2200 hadi ortalama biraz yükselsin burada biraz zaman harcasın endeks 2250-2300 aralığına doğru geri çekilirse e ben şaşırma. niye Ferhat'la şiirin uzun süre ayrı kalamaz. Borsa İyi bir yerdir. Yani ortalamalarla fiyatlar her zaman birbirleriyle beraber yaşarlar. Birbirlerini hep ararlar. Kimse kimseyi terk edip gidemez. Çok kısa süreli terkler olur ama sonunda buluşurlar. her zaman mutlu son olur. Hollywood filmi gibi <laughs> mutlaka buluşurlar. Evet. Hocam bize tekrar buluşacağız ama önce bir reklama gidiyoruz. Evet, Sonrasında Garanti Bankası ile buradayız. Evet değerli izleyenler Borsa Teknik'te ikinci yarıdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz hisse konuşalım istedik. Garanti Bankası'nı konuşacağız tabii BBVA haberinden sonra. Yalnız şöyle bir durum var hocam. Ee, BBVA tamam 12 15'e çekti. Bu sefer de Garanti Bankası 15'te takıldı kaldı. 14-98-99. Bugün aşağıda 98 yukarıda 99 gördü. Bir kuruş hiç hareket yok. Burada böyle kaldı bekliyor. <laughs> <laughs> İyi mi oldu kötü mü <laughs> oldu bilemedik yani yine. Valla... E Şimdi tabii e, Garanti Bankası'na da teşekkür etmeleri lazım. Sisse senedine. Çünkü endeksin daha fazla aşağı gitmesine de o engel oluyor. Yukarı çıkarken takoz koydu. Bankalar gitmedi. Şimdi satışta da bankalar aşağı gitmiyor herhalde büyük ihtimalle. Çünkü garanti takozu koydu oraya. Gitmem aşağı diyor. E, garanti gitmiyorsa biz de gitmiyoruz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada DAX'ta %50'lik geri çekilme yeri 12 bin. %61.8 11.000'de bekliyor. Şeye bakarsan Nasdaq orada da %61.8'lik geri çekilme yeri 10.000 lira şeyde 10.000 liralarda falan. Yanlış yapmadıysam orada bekliyor seni. Yani şu anda daha hala aşağı tarafta riskler ihtimaller mevcut. Evet evet peki. <laughs> evet 11'de. 61.8. Yani yüzde %50'si binin biraz altı ama orada he, orada bir şey yok. Şu anda Nasdaq %38.2'lik geri çekilmeyi yaptı. Bu da 6.500-7 binler civarından geldi buralara. İkiye katladı yani. Evet, garantide ortalamaların üzerinde fazla söyleyecek bir şey yok. Ne yukarı ne aşağı 15. Biraz daha burada dursun. Gene böyle bir e, kamuoyu baskısı yaratırız. Hop hop burada olur mu falan filan diye. Belki kağıdı 18-20'ye doğru da çekebiliriz inşallah. Yani biraz hep destek tam destek lazım bana da. Yukarı tarafta şimdilik duruyor. Ortalamaların üzerinde ama dolar bazında bakıldığında hakikaten çok altlarda. Daha yukarı gidebilir mi? İlerleyen zaman içinde gidebilir. Ama tabii burada karar yatırımcıda. Bir şey diyemem, etkileyemem. Yönlendiremem. Ne yaparsınız ne edersiniz. Yani herkes kendi ipini, kendi ipiyle asılır. Herkes kendi kararını kendi verir. Kazanırsan senin kazancın, kaybedersen senin kaybın kardeşim Biz sadece bir elimizde fener, ışık tutmaya çalışıyoruz. Bu ışık içinde hakikaten bir şeyleri gösterebiliyorsak, eyvallah dolar bazındaki grafikleri vermemizin amacı da esasında zaten. fiyatların bir zaman nerelerde olduğu, dolar bazında dolar bozdurup hisse senedi alanların bugün hisse senetlerini sattığında dolar bazında hakikaten çok altlarda satıyor olduğunu gösterebilmek için yapıyoruz. Yoksa herkesin kararı kendine. ister bakarsın, ister bakmazsın, ne yaparsan yaparsın. Ha Kimse de bana dolar bazında grafiğe bakılır bakılmaz falan tantanası yapmasın. Çünkü bu grafiklerin yani muciz aşağı yani bunların kullanabilmemizin sebebi benim. Yoktu yani datanız yoktu. Gidin bakın. 92 senesinde data yoktu. 94'te data yoktu. Pinnet'i kurduk. 92 senesinden beri bir sürü datayı Metas'ta ellerimizle girdik ya. Ellerinize sağlık hocam. Bültenlerden elimizle girdik. Bugün hala bazı şirketler var. Bir dolar datalarını geçmişe dönük olarak şu programlarına alamadılar yani. Hala 2000 senesinden veya 1999'dan kalma dolar bazlı grafikler gösteriyorlar bana. E kardeş sen şirketsin ya geç bir geçmişe dön artık. Git şu datalarını tamamla. Data şirketisin ya. Kusura bakma. Kaç defa söyleyeceğim? Geçelim. Hocam Emlak Konut'la devam edelim. Bu aralar GO şirketleri de hareketli. E, emlak Konut'ta arada hiç böyle bir hiç beklemediğimiz hareketler yapabiliyor. Tabii bizi şaşırtıyor. Alışkın değiliz çünkü. Fiyat şu an 2.61. Ben yandım, yandım. Gene Emlak Konut 3 liran üzerine çıktı ya. Şimdi oradan aşağı doğru geliyoruz. İki buçuk liradaki elli günlük ortalamaya doğru yolcu. Şimdi artık dinlerim ben. Hocam emlak konutta sert bir satış yedik. Yani üç liranın üzerinde aldık. Ne düşünüyorsunuz? Ne yapmamız lazım? Yandım. Yani tamam uzun vadede hadi yani iki buçuk bir buçuk çanağını katlayıp üç buçuğa gider ama yani ne zaman böyle sert düşüş olsa kağıtta uzun süre kağıdı vatandaştan geri alma dönemi başlıyor. Yani 2.79'dan çaktılar. Endeks 2400 iken oradan indi 1.89'a. Bunun dibi 1.70 falandır. İşte 1.65, 1.70'de toplanıyor. 3 liranın üzeri yani satıyorlar. Ben satmıyorum. Girip çıkmıyorum. Yani ben ilgilenmiyorum vallahi bu kağıtla. Çünkü ben, insanı sinir ediyor. Alıyorsun gitmiyor gitmiyor sonra bir hareketlendiriyorlar kağıdı birileri geliyor falan filan hoppa uçuyor um, uçuyor sen ne oluyor ne bitiyor diyene kadar kağıt uçuyor sonra tepede millet yakalanıyor. Ondan sonra yatırımcının sanki şeyi gibi işte diyorum ya alo borsa mergen hattı var hocam ne oldu ne bitti kardeşim ne yaptın 1.70'de almadık nerede aldın 3 lirada e hadi bakalım EKG'ye oğlandık gene sobelendik gibi İnşallah yukarı gider uzun vade gidebilir. Ama şu anda maalesef 20 günlük ortalamanın altına doğru sarkıyor. 2.75'in üstü bana göre direnç oluşturur kısa vadede. Geçelim. Ee, Anadolu grubu holding diyoruz Diğerleri hocam. Diğerleri de geliyor tabii yani o ha. da haklı. Evet. Diğer evet. kağıtlar da geliyor işte. Akol. Gelmiş mesela ortalamasına. Evet. Bugün %1 artı Anadolu grubu holding. Yani, uçurdular. Bir zamanlar 5-6 liraydı. Hadi orayı bıraktık 20 liralara getirdiler. Oradan bir daha... Yani 30 liraya gelince satıyorlardı, 30 liradan tekrar indirdiler 15-16 oradan koparttılar 49-72 ha dolar bazında bir şey değil ama TL bazında oradan sonraki satışlar e, az buzduy 50 liradan 31 liraya inen bir kağıt ya yani, pardon ya kağıdın yüzde gidiyor yüzde 61.8'lik orada destek buluyor çıkışın desteği geri düzeltme hattında. Sonra 42.90 falan. Demek ki burada 43 civarında kısa vadede o ufak çanak tamamlanıyor. Satışlar geliyor. Bence lotlar fazla olmadığı için isterlerse 37, 80, 37 civarındaki o 50 günlük ortalamada kağıdı tutabilirler. Ha yok hisseleri sattılarsa daha aşağıdan toplayacaklarsa o zaman 32'lere falan bakmak lazım. Evet. Yeşil renkli ortalamayı test etmeye doğru geliyor bence kısa vadede. Altına inerse 32'lere doğru orada gelebilirler diye düşünüyorum. Geçelim. Hocam Petkim %1,5 kadar şu an aşağıda. Petkim'le devam edeceğiz. 943 943-44 şu an Petkim'de fiyat. Valla bu şirkette koskoca şirket. Yani bu şirketin derdi ne? Onu da pek anlamış değilim. Yani bu kağıdın buralarda filan olmaması lazım. Bence. Yani benim yani bu şirkete baktığım zaman yani Petkim sen nereden baksan 25 lira falan olman lazım. Buralarda sürünmenin bir anlamı yok. 9 liraya kağıt. Vah canım. Yani 11 lirayı geçemedik kağıt. Buralarda gitti geldi. Sert satışlarla gördüğünüz gibi kırmızı renkli 20'nin altına indi. Yeşile doğru geliyor. 50 günlük ortalamaya doğru geliyor. Büyük kağıtlar böyle geliyorsa endekste gelecektir eninde sonunda. Üç tane er, yani Ereğli veya ne bileyim Garanti Bankası şunla bunla tutamazsın. Onlar da aşağı doğru bel verecektir. Endeks de oralara gelecektir. 50 günlük ortalamada destek bulabilir. Onun altı, e onun altı o zaman ey, iyi kardeşim 9'unda da altı, 8.50, 8.70 oralarda görülebilir mi? Sertleşirse satış o zaman görülebilir. Ama uzun vade bu kağıdın hala yukarı gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani 11'ler falan bana göre ucuz kalır. 11'lere ne ya? Dolar olmuş 15 lira. Yani güldürme beni belediye. Öyle derler adama. Ama trading alışveriş olduğu için yani küçük yatırımcı hep tokat tokat ver al al ver ver al. Eh, şey de var. Yani e, va vadi de var, ova da var. Ovada at koşturanlar da var. At koşturanlara müsaade edenler de var. Koştur atı dur. Küçük yatırımcı. O da onun peşinde. Koşuyor, gidiyor, iniyor, çıkıyor. En sonunda paralar gidiyor. Biz de hala sermayeyi tabana yaymakla meşgulüz. Nasıl yayıyorsak. Gelen gene gidebilir. Yani gelenleri gene kaçırabiliriz. Bakalım. Yani ben uzun vade umutluyum kağıttan. Geçelim. Yani 7 lira 11 lira nereden baksan katlasa 15 lira eder. 15 lira bile bana göre. 4, 15 lira ne yani? 1 dolara şirket mi kaldı? Patagonya mı burası? Neyse yani. Koskoca ülke. Bunlar öyle abidik gubidik şirketler değil ki ya. Dev şirketler yani. 1 dolara şirket mi olur? Yani. Geçelim. E kürsü tüpraşa bakalım hocam. Petkim deyince tabii aklıları hemen bir de tüpraş karşılaştırması hep yaşanır ya genelde yani, biliyorsunuz. Yüzde bir kadar aşağıda tüpraş. Ama tüpraş da son zamanlarda iyi gitti yani. E, e tabii şimdi orada da ikili tepe oldu. 264'te bakıldığında. Yani 221'den koptu. E 220-120 desek 320'lere falan gidecek. Gidecek ama işte dediğim gibi. Yani Burada başlayan 165'ten başlayan rally ile direkt 321'e gitmeyebilir, 350'ye gitmeyebilir. Şimdi buralarda belki de 220'nin üzerinde belki bir çanak daha çalışması olacak, itiş kakış olacak. Ama bu sıfır bol rakamlara doğru gidebilecek tipte bir kağıt. Yani severim bu kağıdı. Bazı kağıtlarla gönül bağımız var sanki. 80 liralarda, 90 liralarda Gitmiyor gitmiyor. tabii. tabi. Adam malı toplayamadı ki götürsün. Malları topladılar. Yatırımcı da bırakmadılar. Yatırımcı da almadı. Ondan sonra ver elini 200 rakamların üstü. 250'ler falan. Daha da yukarıya gidebilir. 30 dolarlık hedefi var. Yani 30 dolarlık çanağını tamamlayabilir. Yıllar boyu hep tamamlamıştır. Yıllar boyu dolar bazında bile yukarı giden nadir kağıtlardandır. Hı, hı. Yani. Hala yukarı yönde daha yukarılara gideceğine inanıyorum. Ama ortalama desteği 225-223 yani kırmızı da durmayacak anlaşılan. Yeşil'e doğru gelecek 50 günlüğe doğru gelecek burası da öyle gözüküyor. Yani endeksi de aşağı çekecekler biraz maalesef bu kağıtlar. Geçelim. Hocam şişe cam diyeceğiz yine endeksin öncülerinden e, 17.49-50 orada da satış var şu an o da eksi tarafta görüntüleri... Beykoz'dan önce Paşa Bahçe var dedik durak olarak. 70'li evet. yıllarda öyleydi. Sırtımda fotoğraf makinesiyle Leyland otobüsler vardı. Oradan giderdim, inerdim şeyde sahilde. Yürürdüm biraz. Öğrenci pasosu da var. Ne güzel. Yürü yürü yürü. Çek fotoğraflar falan. Anadolu Hisarı. Şurası burası. Tekrar atla Leyland'a. O zamanlar yepyeni onlar gelmişti ülkeye. Hop. Oradan ayakta. Hayatımız boyunca hiç oturmadık. Ben oturarak otobüste gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Mutlaka birileri gelir ona yer veririz. Şimdi herkes uyuyor. Herkes şey, şey yorgun. Nasıl yorgunsa. Ya insan 20 yaşında zıpkın gibi olur ya. Yani zıpkın gibi olamıyorsak yanmışız zaten 20 yaşında. Ben bu yaşımda hala zıpkın gibi olmaya çalışıyorum. Öylesiniz e, hocam. Bat. Vallahi er öylesiniz. Herkesin maşallah diyorum kendime. İyi ki doğdun Ahmet diyorum. Yani bu hayata gelmişim. Birilerine en azından olumlu yönde etkili etkiliyorsun. E, Paşa Bahçı herkesin evinde var. Yani, Avrupa devi, dünya devlerinin arasında. Bu kağıt da burada durmaz. Bu kağıdın burada durması da bütün bu tantana içinde. Tabii ki ekonomiye ve diğer başka sebeplere de bağlı. Ülkenin işte yani bir türlü şöyle bir toparlanamadık. Yani toparlanma çabaları içindeyiz ama eğer o çabalar başarılı olursa toparlanma çabaları falan bu da burada durmaz. 25'ten aşağı durmaz burası da bana göre. Ama sonra gelip sen 25 dedin efendim 15'e indi hocam uzun vadeden konuşuyorum. Türkiye'nin ileriye gideceğine inanıyorsanız gelir alırsınız. Türkiye'de işlerin çok iyiye gideceğine, ileride önümüzdeki iki sene, üç sene, beş sene içinde çok daha iyi yerlere gidiyorsun ha? Gideceğine inanıyorsanız diye söylüyorum. Yoksa borsada morsada da işiniz olmaz kardeşim. Çekin gidin başka yere. Nerede para kazanmayı düşünüyorsanız. Borsaya gelmeyi düşünüyorsanız diye söylüyorum. Yoksa öteki türlü bir iddiam yok yani. Bu kağıtlarda eğer şirketler kendilerini toparlarsa, Türkiye iyiye doğru gidecekse buna inanıyorsanız bu kağıt burada durmaz. Bu fiyatta olmaz. Şimdi 20 günlük kırmızı renkli ortalamaya doğru geliyor. 17'ye doğru geliyor. Eh, onun altında 15 buçağa doğru gelir mi 16'ya doğru? 16'nın belki biraz üzerinde de durulabilir. Kırmızı renkli ortalamayı delerse. Kozal'dayız. Peki. Orada da 164 geçildi. 175'e kadar 200'ün üzeri hedefi oldu. Niye? 100-164-64 koy, 225-230. Ama dediğim gibi daha sonraki sefere saklamak durumundalar. Ne anlattım? Abicim buralarda biraz sıkıntı olur. Ben rally'i yani olumlu yönden bakarsam rally'i son barda bekliyorum. Yaz ayları biraz FED, MED şu bakalım bir görelim bakalım. Oradan sonra şu anda o da 20 günlük ortalamadan burası delinirse 145'e doğru o 150-145 aralığındaki yeşil renkli 50 günlük ortalamaya doğru gelir. Ferhat şiirini arıyor. Alo Ferhat şiirini arıyor. Onun gibi bir şey. Geçelim. Geçelim hocam. Sasa diyelim bizim yatırımcıların sevgilisi yatay 61.40 e, bugün 62 liranın da üzerine gördü. Eh. Hepsi e, ortalamalarına doğru gelmeye başlamış değil mi hocam? Hep paralel öyle, yani var. Işte, evet. Evet. Kırmızıyı del deliyor. Yeşil renkli ortalamanın oraya doğru sürüklenecek. Bakalım. Yani arka taraftan bizi destekleyen, arka tarafta bizim arkamızda duran bir kütle var mı diye oraya geliyor. Tramplen tahtasında daha yukarılara zıplamadan önce tramplen tahtasında yaylanmak lazım ki tahta kırılır mı kırılmaz mı test etmek lazım. Şöyle bir yaylanırsın. Gerçi şimdi artık tramplen tahtaları tahta değil. Her, şey, her, yere beton koydular. Olimpiyatlarda bile o ritmik şeylerde o atlamalarda işte ters yani parende atıyor, burgu yapıyor, yok iki, iki takla atıyor bir şeyler. Ondan sonra suya iniyor. Oralar bile beton. Eskiden yani tramplen güzel yani orada bir havası olurdu. Böyle sahil yerlerinde falan gençler öyle millete yani sevgililerine hava atmak için tramplenin üzerine çıkar falan orada böyle yaylanır İşte bir balıklama atlar falan orası da böyle <laughs> 50 günlük ortalamaya doğru geliyor yanaşıyor oraya <laughs> ileride hedefi ne 80'lerin üstü Fibonacci hedefi orada ama bu çıkışta gelmeyebilir yani <laughs> Pardon, yani 80'li rakamlara gidebilir de bir sonraki rallide e çanak ne? 62, 42 çanağı 20 lira. 62'nin üstüne 20, 82. Hedef orası. Ama müsaade edin. peki bir, bir süreliğine burada yani 55, 70 aralığı gidip gelebilir. 55, 65 gidip gelebilir. Bir dengelenmeye çalışıyor. Kağıt çok iyi para bıraktı. tamam siz sonralardan gelip de kağıdın şimdiye kadar gösterdiği performansı bekliyorsanız öyle bir performans alamayabilirsiniz. Yani kağıt yükseldi, bölündü, yükseldi, bölündü. Tekrar çıktı, bölündü falan. E bundan sonrası öyle olabilir mi? Onun pek garantisi yok. Onu yaşayanlar, zamanında alanlar değerlendirdi. İyi para kazandılar. Esas da <laughs> tebrikler arkadaş. Yani yatırımcısını sevindiren, yatırımcısına para kazandıran bir şirket oldu ya. Birlikte Danepacak kazandılar. Yani. Evet, şirket de kazandı. Yatırımcısı da kazandırdı Evet, tebrik etmek Bravo lazım. Yani yani borsanın amacı bu zaten. Doğru. Çok borsanın haklısınız. Borsanın amacı olacak. yatırımcının cebindeki paranın başkalarına transfer edilmesi değil. Anlatamadık. 30 sene geçti, anlatamadık. Evet, geçelim. Hocam Aygaz'la devam edeceğiz. süpraşa e baktık. aslında Aygaz'a da bakalım. 33 20 33 28 şu an Aygaz'da fiyat. Evet. evet ama şimdi 37-44'ten çok sert bir ters yüz hareketi var. Evet. 20 günlük ortalama. Şimdi bu ters yüz hareketi böyle 20 günlük ortalama da hemen durulmayabilir. Hı hı. Ha, bunun tek şansı lotlar fazla değil. Hı. Eğer birileri bunu kontrol ediyorsa durulabilir. Ama normal şartlarda lotların fazla olduğu bir yer olsaydı bu ortalamanın orada bu destek tutmazdı bu sert satışa. Ver elini yeşil renkli ortalama. Yani 29 civarı falan. Hala olabilir mi? Olabilir. Yukarıdan malları verdilerse, daha yüksek fiyatlardan sattılarsa Tabii. yatırımcıdan geri almak için panikletebilirler de aşağı yönde 50 günlük ortalamaya kadar da kağıdı zorlayabilirler. Trend? E, trend yukarı yani. Trend yukarı da bu yukarı gidiş sırasında işte 37-30 yaptığı anda hadi buyur yüzde %20 para kaybettin. Çıkış trendinde bile Para kaybedebilirsin. Çıkış trendinde girdim diye 37'de alırsın. 30'da bırakırsın. Hadi gitti 7 lira. Evet. 37 liralık kağıtta da %20'ye yakın bir zarar yazarsın durup dururken. Ana trend yukarıya. Belki yani ortalamalara yakın yerlerde hisse senedi toplamakla almak lazım. Her zaman da stop koymak lazım. %3 falan yeter. Onun dışında toparlayamazsın sonra sermayeyi büyük zararlar yazarsa. Geçelim. Hocam Goodyear son istemiz. Hem listeleri bitirelim hem de vaktimiz de bitti zaten. 9.87-88 yüzde bir kadar aşağıda Goodyear'da şu an. E tabi yani yatırımcıya çok fazla bilgi vermeyelim değil mi? Yani yoksa <laughs> evet. o, sürmenaj olabilir. Fakat zaman da yetmiyor. İşte elimizden geldiği kadar yükleme yapıyoruz yani. Loading and unloading meselesi. Loading yapıyoruz. E burası da gitmedi ya. 12.51'e gidemedi. Niye? Demek ki 12.51'e çok uçuk gitti. Yani orayı yakalayamadık en son. 10.81'de kaldık. E nereye geliyoruz? 50 günlük ortalamaya kadar geldi. Bu da geldi 50 günlük ortalamaya. Evet. Orası delinirse o zaman 9'a doğru yanaşır. Yani 50 günlük ortalama 10 civarında. Onun biraz altında. Orası delerlerse aşağıya o zaman 876 9 aralığında bir yere doğru sürüklenebilir. Kendisini pek toparlayamadı. Yani e, ikisi de böyledir. Yani Goodyear'da, Brisa'da notlar azdır falan filan ama Brisa sanki daha iyi gitti gibi geldi bana Goodyear'a göre. Buranın spekülatörü pek kendisini toparlayamadı. Galiba parası az. Ama <laughs> kaptırdığı zaman da götürür. Geçelim. Herkese iyi günler dileyim ben. Sağ olun hocam. Mutlu olun, mutlu kalın. Siz de hocam. Sizi seviyoruz. Kendinize dikkat edin hocam. Evet, bugün de böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Yarın sabah seansı birlikte açacağız inşallah tekrardan. O yüzden bugünlük Ekotürk ekranlarından benden bu kadar. Yarın sabah tekrardan görüşürüz efendim. Güzel bir kapanış diliyorum şimdiden herkese. Hoşçakalın.